Merhaba, ben Erkan Özgür Yılmaz. Bugün Samyang XP 14 mm f2.4 lensin incelemesiyle karşınızdayım. Tekrar merhaba. Bugün muhteşem bir lens incelemesiyle karşınızdayım. Ama öncelikle neden 3 haftadır video yapmadığımdan biraz bahsetmek istiyorum. Evet, son video yapalı 3 hafta geçti. Ancak benim hayatımda, daha doğrusu ailemin hayatında büyük bir değişiklik oldu ve ikinci çocuğumuz dünyaya geldi. Tam 3 haftadır bu nedenle video yapamıyorum. Bebişle ilgileniyoruz bu aralar. Aslında bu dönem içerisinde, yani bebeğimiz dünyaya geldiği dönemde yayınlamak üzere 3 tane video hazırlamıştım. Ancak bu videoları bitirme fırsatı bulamadım. Bu videolar arasında Sony Alpha 6300 incelemesi, fotoğraf ve video editi için topladığım muhteşem bilgisayarın hem toplanma videosu hem de tanıtımı vardı. Ancak bu videoları dediğim gibi bitiremedim ve tekrar eski ritmime dönmeye çalışıyorum. Bu arada önümüzdeki ay şu anda sürdürmekte olduğum işimi bırakıyorum, şirketimden ayrılıyorum ve umuyorum daha çok vaktim olacak. Çünkü freelance çalışmaya başlıyorum bundan sonra. Video yapmak için YouTube'a sizlere daha çok vakit ayırabiliyor olacağımı ümit ediyorum. Tabii şu anda çok kestiremediğim bir dönem. Sonuçta hayatımı kazanmak için başka işler peşinde koşturmak zorunda kalabilirim. Çünkü artık bir sabit gelirim olmayacak. Evet, şimdi bugün incelediğimiz lense dönelim ve lens hakkında konuşmaya başlayalım. Bugün Samyang'ın XP serisi lenslerinden biliyorsunuz iki tane var. 14 mm f2.4 lensi inceliyor olacağız. Burada Samyang'ın bir önceki 14 mm f2.8 lensin Canon versiyonu var ve bununla da karşılaştırıyor olacağız. Ayrıca tabii ki de 14-24 f2.8 Nikon lensle de karşılaştırıyor olacağız. Ayrıca yanımda malzeme kalitesini karşılaştırmak için iki tane de son serilerden Samyang lens var. Samyang 100 mm f2.8 lens. Bunu da incelemesi geliyor olacak yakında. Ve 135 mm f2 lens. Benim aşkım olan muhteşem lens. Evet, her zaman yaptığımız gibi lensi tek başına şöyle bir makineden çıkartıp yukarıdan aşağı inceleyelim. Önce lensin malzeme kalitesi ve ergonomisinden bahsediyor olacağım. Ardından da fotoğraf kalitesinden konuşuyor olacağız. Bu dönem içerisinde mümkün mertebe bu lensle vakit geçirmeye çalışıp lensi alabildiğine tanımaya çalıştım. Ama dediğim gibi bebişin dünyaya gelmesi, benim işlerimin o dönemde anlık bir şekilde yoğunlaşma nedeniyle istediğim kadar vakit geçiremedim aslında bu lensle. Ama işte Şili'ye falan gidip işte yıldız fotoğrafı çekme, manzara fotoğrafı çekme gibi en azından bir fotoğraf seansı yapmış olabildim bu lensle. Genel itibariyle malzeme kalitesi benim Samyang lenslerde alıştığımın bir kademe daha üstünde. Hatta diğer işte Zeiss gibi lenslerde, kaliteli lenslerde gördüğümüz bir malzeme kalitesine sahip. Hemen yukarıdan başlayacak olursak bu tarz lenslerde görmeye alışık olduğumuz şekilde bir lens kapağı var. Bu büyükçe bir lens kapağı ve lensin parasoliğin etrafına geçecek şekilde lense tutturuluyor. Diğer lenslerden farklı olarak yalnız bu lensin iki tane klipsi var burada ve kapağın sıkı bir şekilde parasoliğe oturmasını sağlıyor. Benim işte 14-24 ve daha önceki Zeiss 15 f2.8 lenste yaşadığım kapağın düşme problemini bu lenste kesinlikle yaşamadım. Plastik bir kapak. Onun dışında hemen alta doğru ilerlersek çıkarılamayan bir parasoley var. Petal şeklinde, çiçek yaprağı şeklinde. Lensin kocaman bir ön elementinin olduğunu görüyoruz. Bir önceki versiyonuyla hemen yan yana karşılaştıracak olursak gördüğünüz gibi hemen hemen aynı boyuttalar. Ancak 2.4 diyaframa sahip olması nedeniyle ön elementi de yeni XP serisi lensi biraz daha büyük. Şimdi bu lensi kenara koyup XP serisi yeni muhteşem lensi tanımaya devam edelim. Lensin 180 dereceden daha fazla dönen, yaklaşık 200 derece dönen bir netleme halkası var. Bu netleme halkası gayet yumuşak. Üzerinde plastik tutmanızı kolaylaştıran bir parça eklemişler. Lensin gördüğünüz gibi
sert durakları var her iki odaklama ekstreminde. Yani hem sonsuza fokusladığınızda hem de yakına netlediğinizde lens sert bir şekilde duruyor. Ve bu video çekerken özellikle çok aranılan bir özelliktir. En kısa netleme mesafesi 28 cm olarak görünüyor. Bu halkanın yaklaşık 180 derecelik dönüşü 28 cm'den 1 metreye olan mesafeyi içeriyor. Ve böyle bir lensle fotoğraf çekiyorsanız genelde zaten 1 metrenin ötesine fokuslarsınız. Dolayısıyla netleme halkasının yaklaşık 200-210 derecelik dönüşünün 180 derecesi genelde kullanmadığınız bir alana gidiyor. Geriye kalan 30 derecelik dönüşle de siz fokusunuzu yapıyorsunuz. Özellikle manzara fotoğrafı ya da geniş açı bir fotoğraf çekerken kullandığınız alanda. Yani 1 metreden sonsuza fokuslamanız için halkayı yaklaşık 30 derece çevirmeniz yetiyor. Bu da aslında negatif bir özellik gibi görünmesine rağmen lensi kullanmanızı kolaylaştırıyor. Çünkü 1 metreden sonsuza olan mesafenin çok daha uzun olması bu tarz lenslerde fokus yapmanızı zorlaştıran bir özellik. Çok daha hızlı bir şekilde fokus yapabiliyorsunuz bu dar alanda çalıştığınız için. Benim için sıkıntı yaratan bir mevzu olmadı bu. Hemen aşağı doğru ilerlediğimizde de lensin üzerinde hiçbir şekilde başka bir switch görmüyorsunuz. Manuel fokus bir lens olduğu için body'nin üzerinde herhangi bir switch yok. Arka tarafta da gördüğünüz gibi kontakları var lensin. Dolayısıyla makineyle haberleşiyor ve o anda bulunduğu diyaframı makineye söylüyor. Diğer Samyang lenslerde olduğu gibi lensin arka tarafında bir diyafram halkası yok. Bu 14 f2.8 lensde ya da diğer lenslerde olduğu gibi. Lensin diyaframı tamamen elektronik olarak kontrol ediliyor. Arka tarafta herhangi bir jel filtre takabileceğiniz bir alan yok. Ve bu şekilde lensin gövdesiyle ilgili söyleyeceklerim bitiyor. Malzeme kalitesi oldukça iyi. Gerçekten de sağlam bir his veriyor. İçerisinde element dolu olduğunu biliyorsunuz ve 800 gram civarında bir ağırlığa sahip. Bu lensi diğer Samyang lenslerinizle beraber kullandığınızda Nikon kameralarda özellikle şöyle bir aksilikle karşılaşıyorsunuz. Lensler kendilerini makineye sanırım aynı seri numarası ya da aynı kodu kullanarak tanıtıyorlar. Dolayısıyla atıyorum mesela 135 f2 için bir AF fine tune değeri girmişseniz bu lensi taktığınızda makine bunun 14 mm f2.4 lens olduğunu anlamıyor. Daha önceden 135 için girdiğiniz AF fine tune değerini kullanıyor. O değeri silip yeniden bir 14 mm için değer girdiğinizde bu sefer 135 ya da 100 mm lens taktığınızda Nikon kamera hala 14 mm için girdiğiniz AF fine tune değerini kullanıyor. Bu benim için çok büyük bir sıkıntı oldu. Çünkü ben bu 3 lensi de hatta 85-1.4 lensi de dönüşümde olarak kullandım Nikon kameramda. Ve her seferinde cep telefonumda aldığım notlara bakıp her lens için ayrı AF fine tune değerine her lensi tekrar tekrar taktığımda girmek zorunda kaldım. Yaşadığım en büyük problem buydu. Onun dışında fotoğraf kalitesine gelecek olursak, keskinliğinden biraz sonra bahsedeceğim. Lens kesinlikle chromatic aberration yapmıyor. Ne ortada ne de kenarlarda kesinlikle chromatic aberration yapmıyor. Muhteşem performansı var o konuda. Ghosting konusunda geniş açı lenslere göre, benim şimdiye kadar test ettiğim geniş açı lenslere göre performansı gayet iyi. Ama normal bir lenste görmeyeceğiniz bir takım yansımalar görüyorsunuz. Özellikle çok parlak bir ışık kaynağına karanlıkta falan baktığınızda. Ama bu rahatsız, yani 14-24'teki rahatsız edici seviyelerinde değil. Yani hatırlıyorsanız 14-24'te böyle yarım ay şeklinde falan bir takım çizgiler görüyordunuz. Bu lenste öyle bir dert yok. O kadar da belirgin bir çizgi görmüyorsunuz. Kontrast da çok aşağılara düşmüyor. Vinyet konusunda f2.4'teyken oldukça vinyet yapıyor. Ama hemen f2.8'e geçtiğinizde vinyet temizleniyor. F4'te falan da vinyet gibi bir derdiniz kalmıyor. Koma performansı, yani noktasal ışık kaynaklarını hala nokta tutabilme performansı oldukça iyi bu lensin.
14-24'ten daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Koma performansının çok iyi olması nedeniyle bu lens yıldız fotoğrafçılığı için biçilmiş kaftan. Muhteşem bir lens. O yıldız fotoğrafçılığı konusunda gerçekten çok bayıldım. Lensin keskinliği konusuna gelecek olursak, öncelikle lensin bir field curvature'ı olduğundan bahsetmem gerekiyor. Yani fotoğrafın ortası için netliği ayarladığınızda köşeler, köşeler için netliği ayarladığınızda da orta kısım netliğini kaybediyor. Benim için fotoğrafın ortası kadar kenarları da önemli olduğu için bu lensi diğer alternatifleriyle karşılaştırırken özellikle köşe performansı iyi olacak şekilde ayarladım. Nikon 14-24 f2.8, Zeiss Distagon 15 f2.8, Irix 15 f2.4 ve Samyang'ın DSLR makineler için ürettiği diğer 14 mm lens olan Samyang 14 f2.8 ile karşılaştıracak olursak, Samyang ve Irix f2.4 diyaframa inebilen tek lensler ve bu lensleri 2.4'ü diğerlerini de 2.8'e ayarlarsak, Samyang XP biraz önce bahsettiğim konudan dolayı orta keskinliği diğer lenslere göre biraz geriden geliyor. Bütün lensleri f2.8'e ayarladığımızda özellikle Nikon ve Zeiss ile arasındaki fark bir nebze kapanıyor ama hala geride. F4'e geldiğimizde yine Nikon ve Zeiss'in hemen arkasından geliyor lens. Irix ile hemen hemen aynı görüntüyü sergiliyor. F5, 6 ve sonrasında artık bütün lensler aynı keskinliği sergiliyorlar. Kenarlara gelecek olursak yine Samyang XP ve Irix F2.4'te diğer lensler F2.8'deyken Samyang neredeyse Zeiss ile aynı görüntüyü sergiliyor. Samyang XP, Zeiss ve Irix kromatik aberration problemi göstermeyen lensler. Ortada şahane görünen Nikon'dan kenarlarda eser yok. Şaşılacak bir durum ise Samyang'ın daha ucuz olan diğer 14 mm lensi Nikon 14-24'ten daha keskin. Ancak her iki lensinde kromatik aberration problemi var Nikon ve Samyang'ın. F2.8'de Samyang XP Zeiss'a yetişiyor, hatta bence bir miktar geçiyor diyebilirim. Diğer lenslerde geriden takip ediyorlar. F4'te Samyang XP artık en keskin lens. Onu Zeiss, sonra Irix, sonra diğer Samyang izliyor. Nikon ise berbat bir kenar performansı göstermeye devam ediyor. 5, 6, 8, 11, 16 ve 22 diyaframda da bu sıralama değişmiyor ve Samyang XP muhteşem kenar performansı ile liderliği kimseye bırakmıyor. Benim şimdiye kadar 14-15 mm civarında gördüğüm en keskin lens bu. Hatırlıyorsanız bu lens ilk duyurulduğunda 50 megapiksellik kameraları destekleyeceğini, o kameraların ihtiyaç duyduğu yüksek çözünürlükleri destekleyeceğini söylemişti Samyang bu XP serisiyle. Hakikaten de sözünde duruyor. Ve hem benim 14-24'ümden, hem kendi eski versiyonundan, hem de Zeiss 15 f2.8 gibi lenslerden çok daha iyi performans sunuyor. Bu konuda gerçekten beğenimi kazandı. Eğer 24 f/2.8 lense sahip olmamış olsaydım bu lensi kesinlikle alırdım. Yurt dışında normalde 999 dolara satılan bir lens ama Rokinon adı altında başka bir markayla daha satılıyor bu lens ve yurt dışında yine 799 dolara satılıyor. Türkiye'de bildiğim kadarıyla 4000-4500 lira arası bir fiyatı olması lazım. En son baktığımda 3800-3900 gibiydi ama sonradan doların yükselmesiyle fiyatın da artmış olması gerekiyor. Evet, lens hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Çok beğenimi toplayan bir lens oldu. Özellikle bu serinin 85-1.2 lensini incelemeyi çok istiyorum. O lensin Canon versiyonunu Sony Alpha 6300 ile kullanma fırsatım buldum bu Samyang toplantısında. Söyleyebilirim ki yani bütün gün o lensi kullandım ve o lensin de çok çok iyi olduğunu biliyorum. Ama o lensi de burada kendi makinamda özellikle test ettikten sonra size sonuçlarını söylüyor olacağım. Evet, bugün muhteşem bir geniş açı lensi incelemiş olduk. Samyang XP serisinden 14 mm f2.4 lens. Özellikle diyaframının 2.4'lere ulaşabiliyor olması, muhteşem keskinliği, kesinlikle kromatik aberration yapmıyor olması, yıldız fotoğrafçılığı için koma performansının muhteşem olması gibi özellikleri ve fiyatının da 1000 dolar olması nedeniyle özellikle tavsiye edeceğim bir lens. Bu aralıkta lens ihtiyacınız varsa ve manuel fokus kullanmayla ilgili bir sıkıntınız yoksa kesinlikle tavsiye ettiğim bir lens.
Videomu beğendiyseniz lütfen likelayın ve paylaşın. Önümüzdeki dönemlerde çok ilginç yine videolar geliyor olacak. Onları kaçırmamak için lütfen kanala üye olup çan ikonuna da basmayı unutmayın ki size yeni videolar geldiğinde haber gelsin. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın. Kanalda yayınladığım videoların içeriğini ve kalitesini beğeniyorsanız ve bu kalitenin daha yükseğe çıkmasına, daha çok video yayınlamamı istiyorsanız lütfen Patreon sayfasını ziyaret edip kanala destekte bulunun. Yapacağınız 1 dolar gibi bir destek bile kanala çok büyük katkıda bulunuyor olacak. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.